masaya yatıracağız. Türkiye'nin hem geçim nedeniyle hem de aslında kendi kendine yetebilmesi adına en stratejik sektörlerinden biri, çok önemli bir nüfusu da tarımda çalışıyor. Ama Türkiye'deki tarım son dönemlerde artan oranda sinyal, alarm vermeye başladı. Biz bütün bunları masaya yatıracağız. Ankara stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi, Ziraat Mühendisi Sayın Doçent Doktor Gökhan Günaydın bizlerle birlikte. Sayın Günaydın efendim, stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey. Ben de size Ankara'dan günaydın diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi masayı yatıralım. Aslında hani hepimizin ilkokul, ortaokul yıllarında öğrendiğimiz bir şey vardı değil mi? Dünyada kendi kendine yetebilen ender ülkelerden biriydik biz. Ve tarladan yükselen bir feryatla bugün karşı karşıyayız. Biz ne kadar kendine yetemeyen bir ülke olduk? Bunun yorumuyla, analiziyle başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Aslında bir rakam verirsem bu soruya çok net yanıt vermiş oluruz. AKP döneminde, yani 2003'ten başlayarak 2013'ün sonu itibarıyla tarımsal ham madde ve gıda ithalatına ödediğimiz toplam para 130 milyar lirayı geçmiştir. Yani eski parayla 130 katrilyon lira. Bu bize şunu gösteriyor. Eğer Türkiye tarımsal ham madde ve gıda ithalatına 130 milyar lirayı ödememiş olsaydı, bugün 77 milyona ulaşmış olan nüfusunun yetersiz gıda düzeyini bile karşılayamayacak bir noktadaydı. Sadece bu veri, sadece bu rakam Türkiye'nin artık kendine yetme noktasının çok gerisine düştüğünü ve ithalatçı konuma gerilediğini ifade etmek için yeter. Hı hı. Burada bir farkı söyleyelim. Özellikle tarımsal ham maddede Türkiye net ithalatçıdır. Başka bir de işte yılda ortalama 3-4 milyon ton buğday ithal etmektedir Türkiye. AKP dönemindeki toplam buğday ithalatı 25 milyon tonu geçmiştir. Yine AKP dönemindeki toplam mısır ithalatı 9 milyon tonu geçmiştir. Türkiye mısırda, buğdayda, pamukta, soyada, çeltikte ve daha birçok üründe yurt dışından, Amerika'dan, Arjantin'den, Çin'den, Rusya'dan, Ukrayna'dan ithalat yapmak zorundadır. Buna karşılık işlediği tarım ürününü dışarıya satma konusunda, gıda ürünleri konusunda ise ihracatçıdır. Bu memleketin bir taşeron konumuna gerilediğini gösteriyor. Başka bir de işte tarımda üretemeyen, giderek gerileyen Türkiye dışarıdan tarımsal ham maddeyi alıyor. Burada ucuz iş gücüyle ve çevresel değerleri aldırmaksızın üretiyor, tarım gıda maddesine dönüştürüyor ve dışarıya satıyor. Bu ilişkilenme tarzı Türkiye'nin stratejik ürün olan tarımda hızla gerilediğini, sanayide ise düşük katma değerli, emek yoğun ve çevre kirletici gıda sanayine ve tekstil sektörüne daraldığının bir göstergesidir. Bu saptamayı böyle yaptıktan sonra Çetin Bey, aslında belki programın başlangıcında söylememiz gereken bir şey söyleyelim. Eğer biz bir memlekette tarımdan konuşuyorsak, hı hı, aslında üç şeyi birlikte konuşuyoruz. Bir, üreticinin üretme hakkından konuşuyoruz. Yani üreten adam, çiftçi, köylü alın terinin karşılığını alabiliyor mu? Birinci sorunumuz bu. İkinci sorunumuz, kent yoksulunun beslenme hakkından bahsediyoruz. Acaba çocuklarımız süt içebiliyor mu? Yaşlılarımız yeterince gıda alabiliyorlar mı? İşçilerimiz sofralarında bir insanın ihtiyacı olan günlük vitamini ve proteini bulabiliyorlar mı? Ve üçüncü olarak da bugün bizim sağlık sorunu deyip adeta bir tırnak içerisinde kader gibi algıladığımız her şeyin beslenmeyle bağlantılı olduğunu göz ardı etmememiz gerekir. Hı hı. Bugün koroner kalp hastalıklarının önemli bir bölümü, kanserin, özellikle belirli kanser türlerinin önemli bir bölümünün beslenmeyle doğrudan ilgili olduğu kanıtlanmıştır. O halde bir daha tekrar edelim. Biz tarımdan bahsediyorsak sadece kırsal alana ve köylüye ilişkin bir şeyden bahsetmiyoruz. Kırsaldan üretme hakkından, kentten tüketme ve beslenme hakkından ve nihayet sağlık hakkından bahsediyoruz. Ve belki de bunların bir bütünü olarak da Türkiye'nin kamu ekonomisinde para kazandıran bir sektör mü, yoksa dışarıya ithalat için para harcadığımız bir sektör haline mi getiriyoruz? İşte bütün bunları
bu resmi, bu çerçeveyi doğru görürsek Türkiye'de tarım sorununu kavramış ve bunu doğru bir açıdan ele almış olabiliriz. Peki şimdi o zaman üretme hakkıyla başlayalım. Çünkü iktidar Sudan'dan tarla kiralıyor. Çok net söyleyeyim. Hani biraz dolandırmaya gerek yok. Bir yanda Sudan'dan tarla kiralıyorsunuz. Bir yandan Türkiye'de insanlar, yani çiftçilikle uğraşanlar, köylü tarlasını satıyor. Çok ciddi anlamda el değiştiren tarlalar var. Kime gittiği de çok meçhul. Öyle diyeyim. Ve çiftçi toprağını terk ediyor. Yine sizlerin açıkladığı grafiklere de baktığımızda çiftçinin toprağını hızla terk ettiğini ve ekilen alanların, nadas alanlarının, sebze bahçe alanlarının hepsini istatistiklerine döktüğünüzde hızla üretmeyen bir ülke haline geldiğimizi görüyoruz. Siz çok dolaşırsınız tarım alanlarında. Ne olur oradaki fotoğrafları biraz bize yansıtabilir misiniz? Teşekkür ederim Çetin Bey. Gene bir rakam vererek başlayalım. Çünkü eğer siz söylediklerinizi verilerle, maddi gerçekle desteklemezseniz ayakları yere basmaz söylediklerinizin. Hı hı. O halde gelin Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarından yararlanalım. Bundan 11 yıl evvel, AKP'nin başlangıcında 12 yıl evvel Türkiye 26 milyon hektardan fazla alanda tarım yapıyor idi. Başka bir deyişle 260 milyon dönüm. Bu ikisi aynı şey. Şimdi 30 milyon dönüm azaldı bu iş. Yani Türkiye artık 230 milyon dönümde. Başka bir deyişle 23 milyon hektar alanda tarım yapabiliyor. Bu ne demektir? Son 12 yıl içerisinde çiftçi 30 milyon dönümü ekmekten vazgeçmiştir. Peki 30 milyon dönüm diyorum. Bu ne demek? Efendim 30 milyon dönüm iki Trakya büyüklüğünde tarım alanı demek. Hı hı. Lütfen Trakya'yı gözünüzün önüne getiriniz. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne. Üç büyük il. Bu üç büyük ilin toplam yüz ölçümünü ikiye katlarsanız işte son 12 yıl içerisinde çiftçinin ekmekten vazgeçtiği toplam tarım alanını bulursunuz. Peki soruyu şöyle soralım. Çiftçi neden tarım alanını ekmekten vazgeçiyor ve buraları boş bırakıyor? Bunu biz teknik anlamda iş ticaret hadleriyle açıklıyoruz. Hı hı. Ne demek iş ticaret haddi? Çiftçinin ürettiği bir ürün var. Oradan elde ettiği bir para var. Bir de çiftçinin üretmek için sarf ettiği giderler var. Yani cebinden çıkan para var. Bu ikisini kıyasladığınızda eğer bu ticaret haddi tarımın lehine gelişiyorsa çiftçinin durumu iyileşir, verim, üretim artar. Tersi olur ise işte bugünkü tabloyla karşılaşırız. Ben sadece buğday mazot örneği üzerinden bir rakam vereyim size. AKP döneminin başlangıcında bu memlekette buğday 30 kuruştu, mazot 1 liraydı. Yani 3 kilo buğday satan vatandaş 1 litre mazot alabiliyor idi. Aradan 12 yıl geçti. Bugün buğday 60-70 kuruş, mazotsa 5 lira. Yani bugün 1 litre mazot alabilmek için tam 7 kilogram buğday satmak gerekiyor. Hani başbakan diyor ya nereden nereye? Evet, gerçekten nereden nereye? 3 kilodan 7 kiloya. Bu ne basit bir hesap ama bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Eğer çiftçi kuru alanda tarım yapıyor ise, yani dönüme 300-350 kiloyla buğday üretimi yapıyorsa, bu verimle üretim yapıyor ise, bu adamın toprağını işleyerek, traktöründe mazot yakarak ürettiği buğdaydan para kazanabilmesi mümkün değildir. Ürettikçe iflas eder. Aynı şey arpa için de söz konusudur. Dolayısıyla özellikle buğday ve arpa alanlarından başlayarak çiftçi hiç olmazsa iflas etmeyeyim, hiç olmazsa zarar etmeyeyim, hiç olmazsa ürettikçe tarlamı satmak zorunda kalmayayım diyerek buğday ve arpa alanlarını terk ediyor. Peki bunun sonucu nedir? İşte bunun sonucu Çetin Bey, Türkiye'nin yılda 4 milyon ton civarında Ukrayna'dan buğday satın almak zorunda kalmasıdır. Peki buğday ve arpayı üretemezseniz bu ne olur? Anadolu'da bir tabir vardır. Sapı olmayanın samanı da olmaz. Hı hı.
Yani buğdayınız yoksa, arpanız yoksa samanınız da yoktur. Yalnızca Ukrayna'ya buğday için el açmakla kalmazsınız. Gider Gürcistan'dan saman almak zorunda kalırsınız. Bu tablo memleketin karşı karşıya bulunduğu durumu özetlemektedir. Ben mazot ve buğday ilişkisinden bahsettim. Siz isterseniz bunu gübreyle pamuk ilişkisinden alın. Ya da yemle kırmızı et fiyatları üzerinden alın. Hiçbir şey fark etmez. Göreceğiniz tablo şudur. Türkiye'de üretici ürettiği ürüne alım terinin karşılığı olan fiyatı bulamamaktadır. Buna karşılık ödediği girdiler, mazotu, gübresi, ilacı, elektriği sürekli pahalanmaktadır. Ve bu borcun altında çiftçi ezilmektedir. Bir başka önemli veri de sizin de bahsettiğiniz gibi sadece tarım topraklarının boş bırakılması değil, aynı zamanda bu toprakların el değiştirmesidir. Belirli kesimler hızla Türkiye'de toprak toplamaktadırlar. Bunların TAPO istatistiklerine yeterince yansımadığını görüyoruz. Yabancı şahsiyetlerin de toprak temerküzü konusunda, yani çiftçiden toprak satın alma konusunda önemli hamlelerinin olduğunu, bazı illerde bu tablonun ciddi rakamlara ulaştığının da altını çizmek gerekiyor. İzninizle burada yine vatandaşımızın, bizi izleyen kardeşlerimizin meseleyi çok çarpıcı görebilmesi için bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum. Bakın, bugün Türkiye'nin 1980 yılında, bundan 34 yıl evvel nüfusu 44 milyondu. Bugün bu memleketin nüfusu 77 milyon. Yani Türkiye aşağı yukarı her yıl 1 milyon nüfus büyütmüş. 44'ten 77'ye çıktık. Burada duracak mıyız? Rakamlar gösteriyor ki, nüfus projeksiyonları gösteriyor ki Türkiye'nin nüfusu 95 milyonla 100 milyon aralığına kadar artacak. Sonra 100 milyonda uzunca bir süre sabit kalacak ve sonra yavaş yavaş gerilemeye devam edecek. O halde bizim sorunumuz yalnızca bugünkü 77 milyonu doyurmak değil, orta vadede bu topraklarda yaşayacak olan 100 milyon yurttaşımızı sağlıklı besleyebilecek bir tarımsal üretim projeksiyonuna bir an evvel varabilmektir. Bunun planını yapabilmektir. Bugünkü rakamı söyleyeyim ben size. 77 milyonu doyurabilmek için Türkiye yılda aşağı yukarı 20 katrilyon lira tarım ve gıda ithalatı yapmaktadır. O halde matematik biliyoruz hepimiz, soruyu soralım. 77 milyon için yılda 20 katrilyon lira tarım ve gıda ithalatı gerekiyor ise acaba 100 milyon lira, 100 milyon nüfus için ne kadar para harcamamız gerekecek tarım ve gıda ithalatı için? Kaldı ki bazı yıllar geçmişte olmuştur. Siz para da verseniz satın alabilecek tarım ürünü bulamayabilirsiniz. Dünyada da tarım ve gıda krizi ciddi noktalara doğru ulaşmaktadır. Üstelik de tarımsal fiyatlar yükseldiği için de birim tarım ürün ithalatı başına ödemeniz gereken para daha da yükselmektedir. Çetin Bey, bu paragraf içerisinde söylemek istediğim çok önemli bir konu daha var. Acaba biz bu 77 milyona 20 katrilyon liralık tarım ürün ithalatı yapıyoruz da bu insanımızı bilimsel ölçütlere göre sağlıklı bir şekilde gıda hakkıyla buluşturabiliyor muyuz? Doğru besleyebiliyor muyuz? Ben size bir rakam vereceğim. Onunla yetinmek belki mümkün olabilir. Türkiye'de ortalama bir vatandaş yılda 7 kilogram. Yani 365 günde 7 kilogram kırmızı et tüketiyor. Oysa ortalama bir Avrupalı bir yılda 77 kilogram kırmızı et tüketiyor. Yani biz İşte et üretiyoruz, et ithalatı yapıyoruz. İnsanımız da kimisi daha çok et yiyor, kimisi ortalama bir şey yiyor, kimisi bayramdan bayrama et görüyor. Sanıyoruz ki biz kırmızı etten kaynaklanan proteini vatandaş alabiliyor. Hayır, almıyor. Yani Türkiye'nin batı standartlarında kırmızı et tüketebilmesi için Türkiye'nin et talebinin 10 katına çıkması lazım, 11 katına çıkması lazım. Bu ne anlama geliyor? Ya içerideki üretimi 11 katına yükselteceksiniz ya da siz
dışarıdan çok daha fazla tarım ürünü ithal edeceksiniz. Bir rakam vereyim ben size. 2010 yılından 2013 yılına kadar Türkiye'nin kırmızı et ve türevleri ithalatına ödediği para 3,5 milyar dolardır. Son 3 yılda Türkiye'nin koyun ve kuzu ithalatı 2 milyon 100 bin baştır. Yani dışarıdan 2 milyondan fazla sadece koyun ithal etmişsiniz. Bir de üretim rakamlarından, hayvansal hayvan miktarından bahsedeyim. 1980'de 44 milyonduk. Bugün 77 milyonuz. Söyledim ben bunu. Hı hı. 1980 yılında bu memleketin 50 milyon koyunu vardı. Bugün 26 milyon koyunu var. Yani her iki koyundan birini kaybetmişiz. 1980'de 19 milyon keçimiz vardı. Bugün 6,5 milyon keçimiz kalmış. Yani her 3 keçiden ikisini kaybetmişiz. Hani size şunu söyleyebilirler. Ya bu keçiler ormanlara zararlıdır. Onun için işte Türkiye keçi varlığını azaltıyor. Doğru mu söylüyorlar? Kısmen doğru. Keçiler genç ormanlara zararlıdır. Ancak belirli bir yaşın üzerinde doğru beslenme, doğru rasyon politikalarını izlerseniz orman ve keçi bir arada yaşayabilir ve orman köylüsü, Türkiye'nin en yoksulu köylü de beslediği keçinin etinden ve sütünden yararlanabilir. Sayın Günaydın. Şimdi ben bizi izleyen bütün izleyicilerimize sormak istiyorum. Acaba ormanlara bizim gariban keçiler mi zararlı, yoksa iki ayaklı gravatlı keçiler mi daha çok zarar veriyor ormanlara? Sayın Bunları Günaydın. Hep beraber görmemiz ve bilmemiz lazım. Buna göre de Türkiye'nin nereden nereye götürüldüğünü iyi görebilmemiz lazım. Sayın Günaydın. Bakın, Sayın Günaydın. Neredeyse artık çocuklarımız tanımıyor. Manda vardır bu memlekette. Aha. Manda, kömüş, camız derler. 1980'de 1 milyon mandamız vardı. Bugün 80 milyon mandamız var. Sayın Dolayısıyla Günaydın. Her 10 mandadan 9'unu kaybetmişiz. Ve nihayet Türkiye'nin sığır varlığı da 16 milyondan 13 milyona gerilemiş. Bütün bu tablo neyi gösteriyor? Türkiye'de nüfus hızla artarken hayvan varlığı ve hayvansal üretimde hızla geriye gidiyor ve bu tablo yalnızca üreticinin üretememe sorununu doğurmuyor. Aynı zamanda kentlerde yaşayan yurttaşlarımızın da beslenmesi açısından büyük bir sorun yaratıyor. Kamunun ithalat finansmanı ihtiyacını da sürekli artırıyor. Peki Sayın Günaydın, şimdi aslında bu ortaya koyduğunuz veriler bizim dramatik anlamda alarm verdiğimizi gösteriyor. Şimdi şu tespiti yapalım. Türkiye'de tarım her dönemde sorunlu oldu. Ama sorunları vardı. Bu sorunları düzeltmek yerine biz bir yok etme projesiyle karşı karşıya kaldık. Biraz burada benim anlayamadığım bir şey var. Bugünün dünyasında en değerli metalardan biri tarım ürünleri. Geleceğin dünyasında da en stratejik ve katma değeri en yüksek sektörlerden biri olarak nitelendiriliyor. Bu da bir vaka. Bir tarafta işte enerji bağımlılığımızdan yakınıyoruz değil mi? Niye enerjimiz yok? Ama öbür tarafta zaten var olan bir sektörümüzü yok ediyoruz. Tüm bunlara bir anlam verebiliyor musunuz? Yani bunun bir anlamı olmalı. Bizim göremediğimiz bir şey mi var? Biz neyi göremiyoruz? Türkiye neden hızla tarımını terk ediyor? Çetin Bey, bu gerçekten önemli bir konu. Eğer bir konuyu açmak istiyorsak gerçekten sorunun özünü kavramak ve neler yapılması gerektiği konusunda da kafa yormak lazım. Yalnızca eleştirmekle bir yere varılmaz. Ne yapmak lazım, ne yanlış yapılıyor ve nasıl düzeltilebilir sorusuna bir çözüm aramak da gerekiyor. Ben dün gece geç saatlerde sosyal medyada dolaşırken sizin bu programla ilgili tanıtımınızı gördüm. Hı hı. Orada yurttaşların yaptığı analizleri de, yorumları da izledim. Bir arkadaşımız şunu söylüyor. Ya Türkiye'de tarım verimsizdir. Dolayısıyla hani bu verimsiz tarımı savunmanın bir anlamı yoktur. Onu bir an evvel verimli hale getirmek lazım. Gökhan Günaydın da bunu anlatabilmek için çok doğru bir insan değil. Şimdi ben, bana yönelik eleştiriler başımızın üzerindedir. Doğru insan mıyız, değil miyiz? Bu tartışılabilir elbette. Belki de gerçekten bu konuyu pek de bilmeyen bir insan olabiliriz. Ama şu rakamları söylersek, belki analizlerimizi daha sağlıklı hale getirebiliriz. Türkiye ne buğday veriminde,
ne pamuk veriminde, ne soya veriminde, ne mısır veriminde Avrupa ortalamasının gerisinde değildir sevgili vatandaşlarım. Eğer bu konuda size yanlış bilgi veriyorlar ise lütfen rakamlara bakınız. Mısırı Almanya'dan, Fransa'dan daha yüksek verimle üretiyoruz. Soyayı Amerika'ya yakın bir verimle, Arjantin'in üstündeki bir verimle, yani dönüm başına aldığın miktar açısından baktığında daha yüksek bir verimle üretiyoruz. Türkiye'nin sorunu verimsizlik sorunu değil. Olamaz da. Neden olamaz? Çünkü Neolitik devrim bu topraklarda başlamış. Ne demek bu? Yani bundan 10 bin yıl evvel dünyada ilk tarım Anadolu'da başlamış. Başka bir yerde değil, Avrupa'da değil, Asya'da değil, Afrika'da değil, Anadolu'da başlamış. Bütün Avrupa'da 13 bin bitki çeşidi var. Türkiye'de yani 40'tan fazla ülkenin yer aldığı Avrupa'da 13 bin bitki çeşidi var. Türkiye'de tek başına 13 bin bitki çeşidi var. Bunların 3 binden fazlası da endemik. Yani dünyanın başka bir ülkesinde yok. Biz bir gen bankası üzerinde oturuyoruz. Dünyada çok az ülkeye nasip olabilecek bir biyoçeşitlilik var bizim memleketimizde. Dolayısıyla bir tarafta kış bitkilerini üretebilirken bir tarafta neredeyse tropik ürünleri üretebiliyorsunuz. Anamur'da üretilen muz bir tropik üründür. Ama siz eş zamanlı olarak dünyanın en iyi hayvancılığını da bu topraklarda yapabilirsiniz. Yani İskandinavya'ya benzer bir hayvancılık organizasyonu yapabilirsiniz. Sorun ne? Sorun bu memlekette tarım hep arkaik görülmüş, hep kötülenmiş ve hep hor görülmüş. Köylü çiftçi organize olamadığı için, birleşemediği için, sesini çıkartamadığı için köylü çiftçi hakkını alamamış. Hatırlayalım, 1980'lerde Turgut Özal gözümüzün içine kalemini batıra batıra demiyor muydu? Bir kamyon buğday satarsanız bir tane bilgisayar alırsınız. O halde bilgisayar üretmek mi daha önemli, buğday üretmek mi daha önemli? Türkiye'de bu konuda yeterince bilgi sahibi olmayan vatandaş da hep bir ağızdan bağırıyordu. Tabii ki buğdayı bırakalım, tabii ki bilgisayar üretelim. Mesele ne biliyor musunuz? Amerika hem otomobil üretiyor hem buğday üretiyor. Fransa hem bilgisayar üretiyor hem şeker pancarı üretiyor. Yani sizin sanayinizi geliştirebilmeniz için tarımınızı batırmanız gerekmiyor. Tam tersine eşanlı gelişme kavramı çerçevesinde sektörler birbirlerini destekleyerek gelişmek zorundalar. Bunu görmek zorundayız. Şimdi ikinci büyük darbe Turgut Özal'ın 81-85 döneminde, yani 12 Eylül ve Turgut Özal'lı dönemlerden sonra çiftçiye tarıma en büyük ikinci darbe AKP döneminde gelmiştir. AKP şöyle bir strateji izliyor. Diyor ki biz bu küçük köylü tarımını bırakalım. Tarımı endüstrileştirelim. Tarımı iş adamı işi haline getirelim. Yani köyünde 5-6 tane inek, 15-20 tane koyun besleyen adamdan bir iş olmaz. Biz 10 bin başlık sürüler kuralım. Bu belki başlangıçta insana mantıklı gelebilir. Ama Avrupa'da bile böyle bir şey yok. Eğer siz köylü tarımını öldürürseniz, size yazan üreticimizin, üstelik de muhtemelen yurtsever bir kişinin, vatandaşın sandığı gibi daha yüksek verim ideali çerçevesinde gidip de bu meseleyi iş adamı tarımına dönüştürürseniz karşınıza çıkacak şey bir beslenme skandallarıdır. İki, kırsal alanda yoksulluğun çok daha fazla artmasıdır. Üç, tarım ve gıda fiyatlarında artıştır. Yani siz kırsal alanınızı canlı tutmak zorundasınız. Geleneksel tarımınızı yükseltmek zorundasınız. Tam da burada bir örnek vereceğim. Bu Türkiye'de verim tartışmalarını biz doğru yerden yapmıyoruz. İddiayla söylüyorum, ziraat fakültelerinde, gıda fakültelerinde, veterinerlik fakültelerinde de bu doğru yerden tutulmuyor. Yurttaşımızın da bunu çok doğru yerden gördüğünü sanmıyorum. Örneğin, siz bir kapalı serada, bir dekarda 40 ton domates üretebilirsiniz. 40 ton domates. Yani hibrit domates tohumlarıyla, yeniden üremeyecek tohumlarla bir dekar serada 40 ton domates üretebilir. İyi verim. Ama siz eğer Anadolu'nun yerli tohumlarına giderseniz, böyle portakal, gül tohumu gibi çeşitli
halelerden oluşan eski domates tohumlarıyla üretirseniz bir dönümde alabileceğiniz domates miktarı 4 tona düşer. Verim itibariyle baktığınızda biri 40 ton, biri 4 ton dersiniz ve yerli tohumu tamamen bırakıp ithal hibrit tohuma dönebilirsiniz. Biz bu domatesi niye yiyoruz biliyor musunuz? Hani menemenimizin içine katarız, salatamızın içine katarız, yemeklerimize katarız. Aslında domates içerdiği likopen miktarı üzerinden bizim vücudumuza yararlı. Likopen bir antioksidandır. Likopen bir antikanserojendir. Ve o 4 tonluk yerli domates tohumunun, yerli domates üretiminin size sağladığı likopen miktarı 40 tonluk ithal domatesin sağladığı likopen miktarından çok çok fazladır. O halde siz verim tartışmasını dönüme ne kadar domates alıyorum meselesinden çıkartıp da dönüme ne kadar likopen alıyorum meselesine dönüştürürseniz aslında yerli tohumun çok daha önemli olduğunu görürsünüz. Ben baştan ne dedim? Tarımsal üretme meselesiyle, tüketme meselesiyle, sağlık meselesi birbirinin içine geçmiş meselelerdir. Sen ithal domates tohumuyla bol bol domates ye, alabileceğin likopen miktarı sınırlıdır. Ve sen antioksidan ve antikanserojen bir şeyi alamazsın. Ama yerliyle yaparsan bunu çok daha fazla alabilirsin. Biz bu tartışmaları geçmişte yaşamadık mı? Bize zeytinyağını kötülemediler mi? Aman bu zeytinyağı köylü işidir. Bakın biz size margarin yağları ürettik. Bunu güzel kutulara koyduk demediler mi? Anadolu'da güzelim zeytin ağaçları kesilirken ya da ihmal edilirken, gerekli bakımları yapılmazken sarı vita kutularında bizim evlerimize kilolarca margarin yağlar girmedi mi? Ve tahta kaşıklarda anneler o vita yağlarına bandırarak aldıkları yağları yemeklere boca etmediler mi? Bugün Türkiye'de kronar kalp hastalıklarına yılda 7-8 milyar lira, eski parayla 7-8 katrilyon lira para harcanıyor. Belirli yaşın üzerindeki Türk insanının obezite ve kalp hastalığı neredeyse kadere haline gelmiş. Bu beslenmeyle alakalı değil mi? Bize yıllarca evvel 50'lerde 60'larda zeytinyağını kötüleyenler, margarin yağın üzerine güzelleme yapanlar ve bu yorumları nedeniyle ceplerine para koyan akademisyenler, milyonlarca liralık kar sağlayan şirketler Türkiye'de insanımıza ne bıraktılar? İnsanımıza sağlık sorunu bıraktılar ve üreticinin üretme hakkını elinden aldılar. Şimdi aynı meseleyi GDO'lu ürünler üzerinden yapmıyorlar mı? Pirinçte GDO çıkmadı mı? Bebek mamasında GDO çıkmadı mı? Biz kendi yerli temiz ürünlerimizi üretmek yerine dışarının GDO'lu ürünlerini satın almak zorunda mıyız? Bütün bu meselelere ne zaman üretici, sanayici, tüketici, sağlık sektörü hep beraber yaklaşabileceğiz? Bir memlekette eğer Sağlık Bakanı ile Tarım Bakanı koordineli çalışamıyor ise o zaman o memlekette vatandaşın sağlığı gerçekten ciddi anlamda risk altındadır. Ve bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tabloda biraz böyledir. Gördüğünüz gibi Çetin Bey, bu mesele basitçe kıra ilişkin, bizden uzak olan bir şey değildir. Bu bizim soframızdaki tehlikedir. Ya da bizim soframızda bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu besleyen bir başka şeydir. Bakın bir anekdot anlatacağım. Bana bunu zamanında Coşkun Kırca anlatmıştı. Hindistan'a gidiyor Sayın Coşkun Kırca ve bir Hindu evine misafir oluyor. Zengin bir Hindu evi, sofrada bir kuş sütü eksik. Hayvansal ürünler var, her şey var. Diyor ki Coşkun Bey, biliyorsunuz savaş muhabiri dünyayı çok gezdi. Ya Hindu inanışına göre inek kutsal değil miydi? Hayvansal ürünler size yasak değil miydi? Ama bu sofrada görüyorum ki her şey var. Diyor ki evine misafir olduğu Hindu, o sizin söylediğiniz aşağı kastlar için geçerlidir. Biz yukarıdaki kastlar için bu geçerli değildir. Başka bir de işte zenginler her şeyi yiyebilir. Ama fakirlere dini inanışınız gereği et yemeniz sizin uygun değildir diyerek inek kutsaldır ama et yemeyin diyorsunuz. Niye? Çünkü 1 milyar Hintliyi besleyebilecek inek varlığı yok. Bu kadar basit. Dolayısıyla proteinle zengin ve dengeli beslenen küçük azınlık
proteinle beslenemeyen, sadece karnını doyurmaya çalışan milyarlarca insanı bir şekilde yönetebiliyor. Dünyanın yönetim fotoğrafını çekiniz. Yani gelişmiş olan ve emperyal bir zihniyette dünyayı yöneten insanların beslenme rejimiyle az gelişmiş toplumların beslenme rejimini karşılaştırın. Bu ilişkiyi birebir göreceksiniz. Yani beslenme yalnızca basitçe boyunuzun uzamasına ilişkin bir şey değildir. Ya da kaslarınızın gelişmesine ilişkin bir şey değildir. Beslenme rejiminiz aynı zamanda sizin düşünce dünyanızı, düşünsel kapasitenizi de belirler. O halde şunu söyleyelim, tarımın çökertilmesi yalnızca iktisadi bir mesele değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine ilişkin, çok Türkiye'nin gelişim kapasitesine ilişkin ve insanımızın da gelişim kapasitesine ilişkin de önemli bir konudur. Peki. Şimdi asıl sorunuzun odağına gelelim. Sayın Günaydın, Sayın Günaydın. Türkiye'de... Sayın Günaydın, tam 3 dakikam var. Orada bir de dönüşümü de anlatalım. Yani siz 5 yılda bu iş dönüşür demiştiniz. Aradan 2-3 yıl geçti. Tahribat çok büyüdü. 5 yılda dönüştürebilir miyiz hala? 3 dakikada da tüm bunları toparlarsak çözümle beraber çok sevinirim efendim. Çok teşekkür ederim. 3 dakika ikazı önemliydi. Çünkü ne yapacağımızı bilmek lazım. Bakın, eğer su varsa bir dönüm topraktan 8 ton buğday alabilirsiniz. Eğer su yoksa alacağınız buğday miktarı 2 tona düşer. Demek ki su götürmek sizin bir dönümdeki veriminizi buğday örneğinde 4 katına çıkartabiliyor. Türkiye'de 4 milyon hektar alan, 40 milyon dönüm alan su bekliyor. AKP sulama yatırımı yapmıyor. AKP gidiyor İstanbul'da ikinci boğaz meselesiyle vatandaşı oyalıyor. Oysa Anadolu toprağı su bekliyor. Biz yılda 400 bin hektar alana su götürerek 10 yıl içerisinde 4 milyon hektar alanı suyla buluşturabiliriz. Bu Türkiye'nin verimini önemli ölçüde artırır. 13 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını gene 10 yıl içerisinde yapabiliriz. Bu alanlarda yeni üretim desenleri oluşturabiliriz. Mazotu 1,5 liradan üreticimize verebiliriz. Şimdi biz bunu söyledik, kimisi atıyorlar diyorlar. Türkiye'ye mazotun maliyeti 1,5 liradır. Eğer üreticiye mazot 5 liradan satılıyorsa aradaki 3,5 lira vergi olarak üreticiden geri alınmaktadır. Türkiye'deki toplam tarım desteklemesinden sadece mazottan alınan vergi daha büyüktür. Yani Türkiye'de üretici desteklenmiyor, vergilendiriliyor. Özetle doğru tarım yatırımlarını yaparsanız, üreticiyi desteklerseniz, teknik bilgiyi üreticinin ayağına sunarsanız ben o 5 yıl sürecini yine ısrarla koruyorum. Türkiye 5 yıl içerisinde buğdayda, soyada, mısırda, çeltikte ve hayvansal üretimde kendine yeterli noktaya gelebilir. İthalatçılıktan kurtulur, kendine yeterli noktaya gelebilir. Bu hem en temel sorun işsizlik olan memlekette kırsal alanlar hızla boşalırken gençlerimize tarımsal üretim alanında yeni istihdam olanakları sağlar, hem de kamu maliyesinin yılda 20 milyar liraya yakın ithalat parası ödemesi fuzuli ve gereksiz bir iş haline gelir. Bu aynı zamanda sağlıksız tarım ürünü ithal etmek yerine sağlıklı üretimle daha ucuz ve bol ürünü tüketici sofrasına, kent yoksulu sofrasına ulaştırmak anlamına gelir. Bu tarımda İlerici bir reformist anlayış da mümkün olabilir. İdare-i maslahatla tarım yönetilemez. Tarım yeni yetme iş adamlarına peşkeş çekilebilecek bir sektör değildir. Tarım bizim ülkemizin geleceğidir. Doğru ellerde bu memlekette tarım 5 yıl içerisinde ayağa kalkabilir. Bütün bunların hesaplamaları, makroekonomik hesaplamaları tarafımızdan yapılmıştır. Dileyen arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden bu rakamlara ulaşıp bizi denetleyebilir. Özetle tarım ciddi bir çöküntü ve tahribat içerisindedir ama çözümsüz değildir. Yeter ki Türkiye doğru yönetilsin. CHP Ankara Milletvekili ve CHP Parti Meclis Üyesi, Ziraat Mühendisi, Doçent Doktor Sayın Gökhan Günaydın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün çok önemli şeyler söylediniz. Aslında tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha bundan anladık ki gelecekte dünyada belki de savaşların nedeni olacak. Bugünden meseleleri böyle 3-4 boyutuyla tartışmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum efendim değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
Sağ olun. Aracılığınızla ben de bizi izleyen tüm izleyicilerimize saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet, gerçekten çok kritik bir sektör ve Türkiye'de hani bazı şeyler tesadüf değil. Ne olur meseleye buradan bakalım. Ve Türkiye'de hiçbir sorun, sadece tarım değil, hiçbir sorun çözümsüz değil. Yeter ki biz sorunları kabul edelim. Biz sorunları kabul edemiyoruz ki çözüme gelelim. Her zamanki gibi bitirelim isterseniz. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.